Tarsus. Yüz ölçümü 2240 kilometre kare, nüfusu 326.063 kişi olan Tarsus, şu anki nüfusuyla Türkiye'nin 54 ilinden daha büyüktür. Mersin'in en doğusundaki ilçedir. İlçe doğuda Adana, batıda Mersin merkez, kuzeyde Pozantı ve Çamlıya'yla, güneyde deniz ile çevrilidir. Tarihte en yaygın Kilikya olarak anılan bölgede bulunan ilçenin Hitit uygarlığı başta olmak üzere köklü bir uygarlık geçmişi vardır. Gözlü Kule höyüğünde yapılan kazılar bu yörede ilk yerleşimin Yeni Taş Ocağı dönemiyle başladığı ve Orta Tun Çağı'na değin kesintisiz sürdüğünü de ortaya koymuştur. Tarsus, doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle insanlık tarihiyle yaşıt kadim bir kenttir. Tarihte bir süre Asurlular egemenliğinde kalan yöre, daha sonra Perslerin, M.Ö. 333'te ise Büyük İskender'in yönetimine geçmiştir. M.Ö. 66'da Kilikya bir Roma vilayeti olunca, Tarsus da buranın merkezi olmuş, deniz ve karayollarının birleştiği büyük bir tarım, ticaret ve kültür merkezi haline gelmiştir. Tarsus, tarihte uzunca bir süre 450 bin kişilik nüfusu ile dünyanın en büyük kenti olarak kayıtlara geçmiştir. Tarsus, doğal tarihi, kültürel değerler açısından dünyada eşine az rastlanır bir zenginliğe sahip olup, din ve inançlar tarihi açısından da önemli bir kenttir. Milattan önce 5000 yılına dayanan tarihinde görkemli dönemler yaşayan, çeşitli uygarlıklara kent merkezliği yapan, doğulu kervanların uğrak yeri ve ticaret merkezi olan ilçe, bu ticari özelliğini günümüzde de korumaya çalışmaktadır. Tarsus'tan yurt dışına satılan malların büyük çoğunluğunu tarıma dayalı sanayi ürünleri oluşturmaktadır. İhracatın %65'ini tekstil ürünleri kapsar. Bunun dışında gelişmiş sektörler arasında gıda, inşaat ve metal sayılabilir. Türkiye'nin en verimli toprakları yine Tarsus'tadır. 202.400 hektarlık ilçe toprağının 154.902 hektarı tarım arazisi, 62.786 hektarı orman ve fundalık, 4.080 hektarı çayır ve mera, 20.632 hektarı tarım dışı arazidir. Sanayi yönünden de Mersin'in merkezden sonra en gelişmiş ilçesi Tarsus'tur. Mersin'in 9 ilçesi 30 Mart 2014 yılında yasayla resmen büyükşehire bağlandı. Mersin'in 13 ilçesindeki 509 köy ve 41 beldesi de mahalleye dönüştürülerek büyükşehir sınırlarına dahil edildi. Mersinliler acı günde, tatlı günde yanlarında olacak bir büyükşehir ve bir başkan istiyorlardı. Seçimin sonucunda halkın büyük bir çoğunluğu Burhanettin Kocamaz'ı Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin'i de Türkiye'nin en ileri kentleri arasına yükseltmeyi hedef olarak seçti. Mersin'in sağduyusu, bilinci, parti ve görüş ayrımı yapmadan kenti birlikte yönetme ve kalkındırma iradesi bu seçimle hayata geçti. İnsan ve vatan sevgisi, hizmet ve yaşam kalitesi eşit ve adil dağılımla güçlendi. Sayın Yörük Bey, Burhanettin Kocamaz Belediye Başkanı, Mersin'in Türkiye'nin en güzel şehri yapacak. En son köy Tepeşayla bir ucu Mut, bir ucu Günler Anamur gidiyor. Başkanımın Adana'yı da bağlasalar, Antalya'yı da bağlasalar burayı yöneteceğine inanıyorum Allah'ın izniyle. Rahmetli Okan Merzeci Bey beyefendi vardı ve çok güzel hizmetlerini gördük, memnun kaldık. Okan Bey rahmetli olduktan sonra gelen belediye başkanlarımız onun yaptığı hizmetlere ayak uyduramadı. Mersin çok şey kaybetti, hizmet durdu. Sayın Başkanımız Burhanettin Bey deneyimleriyle Tarsus'ta 4 dönem belediye başkanlığı yapmış, halk halka iç içe olan bir insan. Burhanettin Bey de
Okan Bey'in yolunu devam ettiren bir büyüğümüz, bir başkanımız. Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyorum. Tarsus yapan Burhanettin Kocamaz. Liderlik özelliği olan bir başkan. Aileden biri gibi verdiği sözleri de tutuyor. Kocamaz'da hırs var, direnç var. Ondan sonra halka karşı bir yaptırım gücü var. Şairlik ruhu olduğu için kendisinde bunları bir Mersin'i bir şey var, şehir gibi ezberlemiş ve ona göre hizmet yapmış. Güven veren lider özelliği var. Biz o zamanlar özel idareden alıyorduk hizmeti. Kapısında günlerce beklediğimizi biliyorum ben bir ödene kayıttırmak için dilekçe verip. Biz dilekçeyi unuttuk. Burhanettin Başkanımız seçileli. Bir telefonla artık her şey elimizin altında. Biz hizmetlerimizi saymakla bitiremiyoruz. Ama memleket sevgimizi, kentimiz için azimle çalışma şevkimizi daima büyütüyoruz. Olaya hiçbir zaman siyasi bir sahiple bakmadım. Olması gerekenleri yapmaya çalıştım. Belediyecilikte zaten olayı siyaseten yürütmeye çalışırsanız başarılı olma şansınız olmaz. Çünkü bir sokakta her düşünceden, her siyasi partiden, her inançtan insan oturabilir. Siz orada insanları ayırt ederek hizmet edemezsiniz. Dolayısıyla biz olaya bütüncül bakıyoruz. Üretilen bu değerler bir kişinin değil, bir kentin birlikte bilgi ve deneyim, özveri ve sevgiyle yönetilmesinin başarı hikayesidir. Yenice'de yürünecek bir metre dahi yol yoktur. Bir yıl içerisinde Yenice'de yürünmeyecek, yani yolların yerine yürüyeceğimiz çamur olmayan yollar dedi, söz verdi. Ve bir yıl içerisinde gerçekten hiçbir altyapısı olmadan, Büyükşehir'in imkanlarıyla Yenice'de tamamen yollar yürünür hale geldi. Eskiden çok bozuldu, çok kötüydü. Çukur, su durur, her taraf hendek gibi. Yol bozuk diye arabalarına vurmak istemiyordu tüccarlar. Bu yol Hacı Amral Köyü'nden geliyorsun. Karadelik Mahallesi'nden Tarsus'a gidiyorsun. Köse Bağlıcı, Aksucalı Üniversite tarafından. Yol bozuktu yani. İşte belediye çalıştı. Hizmet yaptı, asfaltı döktü. Tarsus ilçemizde Başkan Kocamaz'ın Büyükşehir'deki 3 yıllık görev süresince 766 kilometre, bir başka deyişle Mersin-Ordu mesafesinde asfalt yol yapımıyla tarihi bir hizmet rekoruna imza atılmıştır. Tarsuslu çiftçilerimize 22.500 metre boru yardımı yapılarak tarımsal üretimde verime ve üretime koşulsuz destek olunmuştur. Ben Büyükşehir yasasına bağlandık, köyler mahalle olunca yani bir çocuğa bir şeker verin bana da sevinirse, ben bir çocuğun aldığı bir şeker değil, bir çocuğu babası istediği en iyi oyuncağı aldığı kadar sevindim ben. Benim babam 35 sene bu köyde muhtarlık yaptı. Benim babamın 35 senedeki bu köye veremediğini ben size dedim 3 senede getireceğim. Yolumuzu önce genişletme yaptık, daha sonra asfalt yapılması oldu. Şu an için çok güzel oldu. 3 araç yan yana gidiyor. Köyümüzün bu sayede yaylalık bölge olması için daha iyi oldu. Gelen giden çoğaldı köylüler için. Buradan Premerli köyüne kadar araba gidemezdi. Arabanın üstünden yolu taşını ayıtlardık. Giderken ayıtlardık. Geri gelirken yine ayıtlardık. Araba hiç yoldan ne falan gidemezdi. Ama şu anda 3 tane araba yan yana gider yani. Otobüs günde 3 sefer gelip gidiyor. O yönden onun da memnunuz. Eskiden şeyde sabahleyin gittik mi akşam geldik, ama şimdi üst sefer Tarsus'a git git gel, Mersin'e git git gel. Bu mahalleyi 1995 yılında Sayın Burhanettin Kocamaz Başkanımız kurmuştur. Fakir ailelere ev vermek için yapı kooperatifini kurarak 640 hane fakir ailemize ev vermiştir. Başkan Kocamaz'ın öncülüğünde yüz binlerce ücretsiz fide ve fidan dağıtımı, ARGE çalışmaları, yazılı, görsel, eğitsel etkinliklerle çiftçimize yeni imkan ve ufuklar açmaya devam etmektedir. Eski borular dediğim gibi, yani 98'de bütün buradaki vatandaşların kendi imkanlarını döşemiş oldu. Herkes, bütün vatandaşın köyü kendi imkanlarla herkeslerin önüne boru döşedi.
En azından şu an için hastalıkları önlemiş oluyoruz. Çocuklarımız sağlıklı okullarına gidebiliyor. Sağlıklı su içmeye başlayacağız. 2014 yılında hizmet sınırları 25 kat artan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ, 2014-2016 yılları arasında tüm Mersin'de içme suyu boru hattı döşemede, kanalizasyon boru hattı döşemede 7/24 özverili çalışmalarıyla olağanüstü bir rekora imza atmıştır. Daha önce bir bataklık halindeydi tahsis. Yani sivrisineğe inmiş, ondan sonra sular sokaklara akıyordu, çamaşır suyu akıyordu, tuvaletler taşıyordu. Ne bileyim yani gözüme en kötü görünebilecek görüntü tarsustaydı. Ama şu anda hiçbir şey yok. Tertemiz her taraf, caddelerimiz, sokaklarımız tertemiz. Tarsus'ta bıraktığın an herkeste bir sevgi, saygı, her şey orada Tarsus'ta onun ayrı bir yeri var. O mayın gemisi Türkiye'yi kurtarmıştır. Onu yenileyerek, restore ederek şehre kazandırmıştır. Tarihe önem vermesi, geçmişimize önem vermesi de ayrı bir güzellik tabii. Teşekkürler Tarsus. 20 yıl Tarsus'un dertlerini sizlerle paylaştık. Çözüm yollarını sizlerle aradık. Ve çok şükür Tarsus sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli yerleşim yerlerinden birisi konumuna geldi. Bizden duanızı eksik etmeyin. Bizler de 20 yıl olduğu gibi büyükşehir marifetiyle de sizlere hizmete devam edelim. Allah hepinizden razı olsun. Derdimiz hizmet, sevdamız memleket. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz.